Evet hocam, izleyicilerimizden gelen yoğun sorular var. Fakat ben o sorularla devam edersem konumuza girme şansımız olmayacak. Onun için isterseniz bahsettiğiniz ana konuya biraz giriş yapalım. İnsanımız da bu konulardan çok dertli. Tansiyon, kolesterol, damar yağlanması deyince bundan belki de muzdarip olmayan belli bir yaşın üstünde insanımız yok. Bu konuda dolaylı yoldan girdik ama neler söyleyeceksiniz? Tansiyon ve kolesterol nedir, neler yapılabilir, yapması lazım Tansiyon insanımızın? bilindiği gibi 8-12 arası olması gerekir. Alt değerinin 8, üst değerinin 12 olması gerekir. Normal olarak. Şayet kişi yanlış besleniyorsa ki günümüzde çok yanlış besleniyoruz. Hazır böyle fast food denilen Amerikan tarzı beslenme tarzı. Beslenme. Mesela oradaki yenilen sandviçler vesaire beyaz un mamulleri. Hiç vitamin, mineral içermiyor. Vitamin, mineral, enzim içermediği için direkt şekere dönüşüyor. Direkt şekeri aynı şeker gibi, direkt şekere dönüşüyor. Normal kepekli ekmek yerse kişi, o kepekli ekmekteki yani nişasta şekere dönüşmesi zaman alıyor. Çünkü vitamin, mineral, enzimlerle bağlı. Evet. Zaman alıyor ve pankreas zaman kazanıyor. Ona karşı insülin salgılıyor. Problem olmuyor. Fakat günümüzde insanlar ayaküstü sürekli bir şeyler atıştırmak zorunda, iş hayatı, yaşam tarzı vesaire. Bu Amerikan tarzı beslenme, Amerikan mutfağı, hazır beslenme çok çok tehlikeli. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların %80'i obez. Evet. Ama öyle böyle değil. Yani yürüdüler mi bir tane tokansa böyle uçarsın. Almanya'da da %60 obez insanlar. Avrupa'da da öyle obezlik çok. Çin'de, Hindistan'da o kadar değildi. Oralarda da endüstri geliştikçe, maddi imkanlar çoğaldıkça orada da yani yavaş yavaş aynı süreç işlemeye başladı demek. Başladı. Şimdi Çin mutfağında böyle bizde olduğu gibi ekmek, tatlı, hamurlu şey yok. Yani Hindistan'da da öyle yok. Pirinç, işte zebzem, meyve, bal, deniz ürünleri. Yani ya, beslenme tarzı değişik. Bizim beslenme tarzımız çok değişik. Eski Osmanlı'dan yani padişahlara, paşalara, sultanlara insanlar çeşit çeşit ülkelerden gelip çeşit çeşit yemekler hazırlamışlar, sunmuşlar vesaire. Bu zamanda halka yayılmış. Bu nedenle bizim mutfak kültürümüz çok zengin. Dünyanın en zengin mutfak. Bu da hep damak tadına hitap ediyor. Çok leziz. İnsanlar frenleyemiyorlar. Tabii ki yiyecek duramıyor yani. Şimdi mesela bir Alman mutfağı yani ne var ki? Patates var, lahana var, domuz var. Yani birkaç şey. Yeni yeni Alman mutfağına yeni Türk mutfağından katkılar, İtalyan mutfağından, Fransız mutfağından, Çin mutfağından yeni yeni girişler var. Eskiden öyle değildi. Mesela benim bir tanıdığım var. Çok muzip bir insan. Bu şimdi bahçesinde oturmuş karpuz yiyor. Alman komşusu gelmiş diyor ki nedir bu yediğin diyor. Tanımıyor. Karpuzu bilmiyor. Karpuzu tanımıyor. 30 yıl önce yeni tanıyorlar şimdi artık. Karpuz diyor. Ne işe yarar? İşte çok güzel, tatlı, lezzetli. Yarın sana getireyim de tadına bak. Tamam diyor. Bir gün sonra götürüp veriyor ama nasıl yenileceğini söylemiyor, tarif etmiyor. Bir gün sonra diyor ki nasıldı? Ya içi çok tatlıydı, lezizdi ama kabuğu çok zertti, ağzım hep yer oldu diyor. Kabuğunu da mı yemiş? Kabuğunu da yemiş. Evet. Şimdi bizim kültürümüzde beslenme kültürü bu nedenle de dikkat etmek lazım. Zebze ağırlıklı. Akşamları özellikle 6'dan sonra ağır bir şey yememek gerekir. Evet. Yani insanlarımız maddi güçleri arttıkça beslenmelerine dikkat etmiyorlar. Yani beslenmeye dikkat etmek gerekir. Akşamları ağır bir şey yememek gerekir. Yoksa damarlar yağlandı mı sadece beyine zarar vermiyor. Kalbe, beyne, cinsel organ yani kilolu olan insanların cinsiyeti de yani cinsel zayıflar. Zayıflıyor. Damarlar yağlandıkça fonksiyonlar azalıyor. Bütün organlarda. Beynin fonksiyonu da azalır. Kalbin fonksiyonu da azalır. Cinsel organlarında, diğer organlarında. Bu nedenle
sağlıklı ve uzun ömürlü yaşayabilmek için kişilerin dikkat etmesi gerekir. Kilo iyi bir şey değil. Ya tabii, kilo çok çok zararlı. Avrupalı, Amerikalılar gibi olmamak gerekir. Peki bu tansiyon hocam nedir? Yani tanımı nedir tansiyonun ve bu tansiyon rahatsızlıkları için ne yapılabilir? Neye dikkat etmek gerekir? Tansiyon rahatsızlıklarında şimdi kişi peynir yememesi gerekir. Siyah çay, kahve, kola, fanta gibi. Dikkat etmesi gerekir. İçeceklerine dikkat etmesi gerekir. Yani şekerli tatlı yememesi, damarların daralmaması gerekir. Sebze ağırlıklı beslenmesi gerekir. Yemeklere dikkat etmesi gerekir. Taze temiz et yenebilir ama sürekli et yemek iyi değil. Dikkat ederse kişi zaten yavaş yavaş bünyesi, özellikle akşamları ağır yemek yemezse tansiyon zaten normale döner. Fakat diyelim ki damarlarda yağlanma, daralma, zaten sertleşme olmuşsa mutlaka iksir, tonik ve tansiyon çayı kullanması gerekir. Tansiyon çayının birleşiminde alıç var. Alıçın 900 çeşit alıç var. Bunlardan 90 çeşidi Türkiye'de yetişir. Bunlardan ikisi şifalı. Loplu ve kertikli alıç. Loplu ve kertikli alıçla ilgili Almanlar yüzlerce klinik araştırması yapmışlar. Tansiyonu dengeleyen bir bitki. Hem yüksek tansiyonlar hem düşük tansiyonu yukarı çıkarır. Dengeleyici. Dengeleyici bir bitki. Bunun ama sadece yaprağı veya sadece çiçeği değil, aynı oranda %50 %50 kullanmak gerekir. Şimdi mesela vatandaş aktara gidiyor, alıç istiyor. Başka bir alıç. Ne oluyor? Etkisini göremiyor. Geçen getirdiğimde mesela sarı kantarın sinir için çok çok etkili. Üzüntü, sıkıntı birinci, ikinci dereceden depresyona dahi etkili. Fakat sarı kantarını alıyor, kullanıyor. Ben bunun etkisini görmedim diyor. Göremez. Neden? Çünkü sarı kantarını 15 Haziran'dan önce toparlayacaksınız. En geç 20 Haziran. Güneşte kurutmayacaksınız. Gölgede kurutacaksınız. 2 gün kuruttuktan sonra hemen paketleyeceksiniz. Yani günlerce güneşin altında kalırsa kavrulur. İçindeki etken madde yok olur. Etken madde yok olduğu zaman ne olur? Fayda bir gibi. Tonda içseniz bir şey olmaz. Etkisini göremezsiniz. Evet. Bu nedenle bitkileri doğru yetiştirip, doğru toplayıp, hemen kuruttuktan sonra hemen kaldırmak gerekir. Günlerce güneş altında durmaması gerekir. Mesela sarı kantarını Haziran yerine Eylül'de, Ekim'de topluyorlar. Neden? Yaprak kalmamış artık. Etkisi yok onun. Simsiyah olmuş. Onun bir etkisi olmaz. Alışla böyle. Bitkileri zamanla toplamak gerekir. Zamanında kurutmak gerekir. Bu nedenle benim bu yazmış olduğum 3 ciltli kitapta bitkiler ne zaman yetiştirilir, nerede yetiştirilir, nasıl toplanır, nasıl kurutulur, çok ayrıntılı detaylı bilgiler var. Yani neden Avrupalılar, yani Almanya'da mesela birçok bitki yetişmiyor ama adamlar dünyanın çeşitli ülkelerinden getiriyorlar bitkileri, ilaçlar yapıyorlar, üretiyorlar, milyar dolarlarca para kazanıyorlar. Hem işçisi, çiftçisi, köylüsü, hepsi para kazanıyor bu işten. Kendi ülkelerinde bu bitkiler yetişmedi halde. Bizim ülkemizde her şey yetişiyor. Her türlü bitki var. Fakat tanımıyoruz bitkiyi. Ne oluyor tanımazsak? Başkaları istifade ediyor. Almanya'da bahçesi olan her insanın bahçesinde kekik, ada çayı, güve otu, biberiye, nane, çeşit çeşit 25-30 çeşit bitki yetiştiriyorlar. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak oranda. Bizde yok. Bizde de olması gerek. İnsanlarımızı bilinçlendirmek gerek. Benim mesela doğaltedavi.net isimli sistemde evet. 3000'e yakın bitki fotoğrafı var. Yani dünyada en geniş şifalı bitkiler arşivi olan bir site diyebilirim dünyada. Bu 7000 bitki fotoğrafı çektim. Çok detaylı bilgiler var. İsteyenler doğaltedavi.net'e girerek buradan istedikleri bilgiye ulaşabilirler. Hocam şimdi vaktimiz de biraz daraldı. Tansiyon konusunda somut olarak tansiyon rahatsızlığı olan hastalara ne söyleyeceksiniz? Ne yapabilirler? İksir, tonik, tansiyon çayı. Yani doğru beslenmek artı bu üç ürünü kullandığında tansiyon isterse yani 20'ye çıkmış olsun. Kısa sürede tansiyon dengelenir. Kısa sürede. Mesela bizim
mali müşavirin tansiyonu sürekli yüksekti. 10, 14, 15 bu arada. İki gün sonra dedi, tansiyon abi bu kadar etkili mi? Ne dedim, ne oldu? İki günde tansiyonum düştü 12, 8, 12, 9, 13. Bu kadar etkili mi? Bu kadar etkili. Evet, o zaman danışmanlarından da tekrar sizden izleyicilerimiz telefon numaralarını kaydederek bilgi alabilirler. Onu da ifade edelim. İzleyicilerimizden gelen sorular var hocam. Programımızın kalan süresinde de hızlı hızlı onlara cevap verirseniz dönmüş olalım izleyicilerimize. Prostattan bahsetmişti bir izleyicimiz. Ona cevap veremedik reklam öncesi. Yardımı olur mu bu ürünlerin diyor. Prostata karşı Almanlar bununla ilgili çok güzel çalışmaları var. Haplarını vesaire yapıyorlar. Bizde prostata karşı en etkili bitki bildiğimiz ısırgan kökü. Artı yakotu, ayrı kökü. Bizim ona özel bir çay harmanımız var. Prostat çayı diye. Özel bir çay harmanımız var. Artı iksir ve prostat çayı. Ama kişinin mide ve bağırsaklarında problem varsa mutlaka tonikte kullanması gerekir. Yani bu üç ürünü birlikte kullanırsa fayda görür. Üç ürün, iksir, tonik, prostat çayı kullandığında ağır bir vaka da olsa ameliyata gerek kalmayabilir. Evet. Doğuştan gelen gözaltı morlukları için tavsiyeniz var mıdır diyor izleyicimiz. Doğuştansa o genetik, ona bir şey söylemek doğru olmaz. Eğer ki sonradan oluşmuşsa gözaltı morlukları iksir, tonik ve böbrek ve mesane çayıyla tedavi etmek mümkün. Fakat sonradan, önceden doğuştansa ona bir şey söylemek doğru olmaz. Alıp kullanması, denemesi gerekir. Olabilir de olmayabilir de orada bir şey diyemeyecek. Evet. Migren hastasıyım. Doğum kontrol hapları kullanamıyorum. Hamileliği önleyen bir bitki var mıdır diye soruyor izleyicimiz hocam. Hamileliği önlemek için eskiden kızılderililerin kullandığı bir bitki var. Yams diye, yams kökü. Fakat Türkiye'de bunu nerede bulacak bilemiyorum yani. Bunu Almanya'dan getirmek gerekir. Yani böyle bir sorun olmadığı için biz bu yamsla için yenilmedik. Yani bu doğum kontrol haplarının kullanımı da bir doğum kontrol hapları kullanmak mahsurlu. Çünkü ileride hamile kalmak istediğinde hamile kalamayabilir. Yumurtalarının yumurtlamasını önleyebilir. Hormon dengelerini bozabilir. Bu nedenle mümkün oldukça bunlardan uzak kaçınmak, uzak durmak gerekir. İleride çocuğu olmayabilir Allah korusun. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmak rizik olur. Evet. İksir ve toniğin yaramadığı, ters etki gösterdiği bir hastalık var mı diye soruyor hocam izleyicimiz. İksir ve toniğin yaramadığı herhangi bir rahatsızlık var mı? Var mı diyor, evet. Yok, şimdiye kadar olmuyor. Herhangi bir yan etkisi yok. Bu kimyasal bir katkı maddesi içer mi? Tamamen doğal. Tamamen doğal. Babamın 30 yıldır egzama diye adlandırılan hastalığı var, ne yapmalı? Bizim çok egzama hastamız var. İksir, tonik ve egzem çayı kullandığı zaman iyileşir. Fayda görür. Tabii. Evet. Doğumdan sonra 5 aydır sol bacağımda şiddetli kasılma belirtisi var. Lütfen cevaplayın. Çok rahatsızım diyor hocam bir izleyicimiz. Kasılma var. Evet. Sinirlerinde herhangi bir bilmek gerekir. Doktoru onu muayene etmesi gerekir. Sinirde mi bir zedelenme var? Doğum sırasında olmuş olabilir. Veyahut da lenf bezelerinde bir anormallik mi var? Yani bacağında şişme varsa lenf bezelerinde bir toparlayamıyorsa artık ve toksik maddeyi lenf kanalları, onu bilmek gerekir. Lenf sisteminden problem var. Doğum sırasında sinirlere mi zedelenmiş? Onu doktoru muayene edip bakması lazım. Teşhis konmasına gerekir. Yani o teşhisten sonra size ulaşıp... Teşhisten sonra ona uygun ne gerekiyorsa söyleyebiliriz. Söyleyebilirsiniz. Merhaba, bende miyom var. Miyomdan dolayı da kansızlık var. Bir sene ilaç kullandım. Ameliyat diyorlar. 6 sene önce olmuştum, tekrar çıktı. İksiri kaç ay kullanmak gerekir? Maliyeti ne kadardır? Şimdiden teşekkürler diyor. Yani bu geçen de söyledim. Miyom aynı patates gibi. Onu besleyen kökleri var, saçak gibi. O köklerin erimesi zaman alır. Diyelim ki 7 santim veya 8 santim. Önce bu kökler, yan kökler ince, saçak kökler eriyecek ki onu besleme imkanı ortadan kalksın. Saçak köklerin erimesi zaman alır. 4 hafta, 5 hafta veya 6 hafta. Ondan sonra miyom yavaş yavaş küçülür. Zaten ilk başta, ilk birinci ay miyom veya kistlerde, tümörde, yağ bezinde kolay kolay küçülme olmaz. 6 haftadan sonra yavaş yavaş küçülme olur. Fakat nadiren birdenbire yağ bezelerinde, mesela bir tanıdığımın ya başka bir rahatsızlığı için iksir, tonik ve çay kullanıyordu. Yağ bezi vardı burasında, çenesinin altında.
Yani neredeyse küçük bir yumurta kadardı. 3-4 günde eridi. Ama bu nadir. Yani rahatsızlığın kısa sürede iyileşmesi mümkün fakat böyle miyomda biraz zaman alır. Çünkü onu besleyen kökler var. O kökler önce kuracak. Ameliyat olsa bile yine çıkar. Çünkü onu yok edemiyorsunuz. Onu besleyen unsurlar, faktörleri ortadan kaldırmak gerekir. Maliyetleriyle ilgili bilgi soruyorlar hocam. İksir 60, çay 30, tonik 50. Yani 3, 1 set 140 lira. Evet. Maliyeti çok uygun. İksir ve toniği çocuklarımızın rahatsızlıkları için de kullanabilir miyiz? Teşekkür ederim diyor hocam bir izleyicimiz. İksir ve toniği yeni doğan çocuklara bile verilebilir. Tabii ki dozajı ayarlamak gerekir. Yeni doğan çocuğa ne kadar verilebilir? Yarım çay kaşığı, az bir şey. Yani evet. Yeni doğan çocuğa bile verilebilir. Problem yok. İzleyicilerimizden sorular gelmeye devam ediyor. Ben son kısımda saç dökülmesiyle ilgili bir soru soracaktım ama vakit kalırsa sorarım. Ben 46 yaşındayım. Erken boşalma ve sertleşme sorunu yaşıyorum. TV başında sizleri izliyorum. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz demiş bir izleyicimiz. İktidarsızlığın ya veyahut da cinsel yetersizliğin veya sertleşme probleminin sebepleri belli. Bir, %30 psikolojik olabilir. Ailesiyle arasındaki bazı problemlerden kaynaklanabilir. %70 ise tansiyon, yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet. Bunlar sebep olur. Yani damarlardaki daralma, yağlanma, sertleşmeden kaynaklanır. Bunda tetikleyen bağırsaklardır. Bağırsakları tedavi ettiğinizde dolaylı olarak damarlar açılırsa tekrar normale döner. Bunun için de iksir, tonik ve iktidar çayı kullanması gerekir. Cinsel gücü artırıcı. Yani bunun tedavisi biraz zaman alır. Çünkü yıllardır mevcut olan rahatsızlık damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme önlenmesi zaman ister. Yani mümkün fakat zamanla. Yani bazıları kullanıyor bir ayda etkisini görüyor, bazıları 1,5 ayda. Çünkü her insanın bünyesi farklı farklı reaksiyon gösterir. Her insanın o zaman bünyesi. Kullanacak ve kullanacak, kendisi neticesini görecek. 2 ay, 3 ay ondan sonra evet. Etkisini görür. Hayırlı yayınlar. Hocama sormak istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam İftiyolis vulgarus cilt hastasıyım. Tedavisi yok. Hocam ne önerir? Teşekkür ederim demiş izleyicimiz. İftiyolis vulgaris. Cilt hastalığı. Herhangi bir ekseme. Nasıl, ne kullanılabilir? İksir tonik ve eksem çayı kullanabilir. Ama bu hastalıkla ilgili bizim tecrübemiz yok. Onun için ekseme için var, sedef için var, seborok eksem için var. O zaman kullanacak, tecrübe edecek. Tecrübe edecek. Yani birçok hastalık için evet tecrübemiz var. Söyleyebilirim ama tecrübem olmadığı bir rahatsızlık konusunda ben bunu tamam iyi gelir, tedavi ederiz diyemem. Hocam vaktimiz sonuna gelmişiz ama bir soru daha var, onu yöneltiyorum size. Safra kesesinde polip 56 milim boyutunda 2 hafta ürününüzü kullandım, kullanıyorum diyor. Ne önerirsiniz? Kullanıyor zaten, ne önerirsiniz? Yani, ne soruyorsunuz? Muayene olsun, aradaki polipin küçülüp küçülmediğini kendisi görür zaten. Ultrasonla evet. Doktora söyler. Evet hocam. Ben de şu soruyu yöneltecektim size. Çok kısa cevabını rica edeceğim. Programımızı bitireceğiz. Bu saç dökülmesiyle ilgili haricen kullanılan çok şeyler var. Burada bunu bunlarla engellemek mümkün mü? Yoksa buna bir çözüm sizin ürünlerinizle beraber mümkün mü? Bunu da ben soruyorum size. Bizim hemen yakınımızda iki kişi var. Birinin saçı tamamen böyle dökülmüştü askerden geldiğinde. Evet. Onun saçı tamamen normale döndü. Gür bir saçı var. 3-4 ay sonra tamamen saçı canlandı. Diğerinde de %50-%60 oranında canlanma var. İkisini de bir ara buraya getirip arkadaşları gelebilir. Bunlar sizin ürününüzü kullanmaktan mı kaynaklanıyor? Sizin bizim ürünü kullanmaktan. Bizim ürünü kullanmaktan kaynaklanıyor. Kullandılar, mide ve bağırsaklardan kaynaklanıyor. Kılcal, yani saçları besleyen kılcal damarlardaki yağlanma, daralma önlenirse saçları beslenir hale gelir. Saç dibindeki hücrelere yeterince vitamin, mineral, enzim akışı sağlanırsa saçlar tekrar canlanır. Sorun çözülebilir. Aynı bahçenizdeki ağaç gibi beslemezseniz, sulamazsanız ne olur? Kurur. Evet hocam, bu konu çok geniş. Programımızın süresinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar bu soruyu ben size yönelteceğim. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın sevgili izleyiciler.